Selamlar sevgili dostlar. Yeni bir rehber videosuyla daha karşınızdayım. Bu videomda sizlere PUBG Mobile'de emülatör tuş atamaları nasıl yapılır? tuş atamalarındaki sıkıntılar nasıl giderilir? Nasıl tuş atamaları ayarlanmalı? Bunu göstereceğim. Sizler de benimle birlikte tuş atamalarınızı yaparsanız tüm sorunlarınızın çözüleceğine inanıyorum. Videomuza geçmeden önce birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Dilerseniz hemen geçelim. Arkadaşlar YouTube'dan haktan çetin yazıp kendi e, benim kendi kanalıma geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi PUBG canlı yayınlar ve birçok oyun videosu içeriği çekiyorum arkadaşlar bu son zamanlarda PUBG canlı yayınlarımızı artırmayı düşünüyorum ve bugün de PUBG canlı yayınımız olacak. Canlı yayınlarımızda sizler de bizimle birlikte PUBG Mobile oynamak istiyorsanız bu kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Canlı yayında abone olursanız zaten ekranda isminiz çıkacaktır. Hemen bir mevzumuza daha geçelim. Ondan sonra videomuza geçiş yapalım. Arkadaşlar abonelerden gelen izlenme süresi yazıyor gördüğünüz gibi bize abone olmayan kullanıcılardan %66, abone olan kullanıcılardan ise yüzde %34 izlenme süresi almışız. Yani bu ne demek? Bizim kanalımıza e, abone olmadan izleyen kullanıcılar abone olup izleyen kullanıcılardan daha fazla. Yani bizim kanalımızı izleyen arkadaşlar abone olmadan çıkıp e, gidiyorlar videomuza like veya abone yapmıyorlar lütfen emeklerimizin karşılığını verin sizler için burada güzel videolar çıkarmaya çalışıyorum Arkadaşlarımıza birlikte canlı yayınlar yapıyoruz Zula, PUBG, Zula'yı bırakmayı düşünüyoruz bıraktık zaten PUBG canlı yayınlarına yöneldik abone olmayan kullanıcılar lütfen abone olup bu videoma like atarsa çok sevinirim hemen PUBG videomuza geçelim evet sevgili dostlar öncelikle PUBG mobilimize giriş yapıyoruz ve sol mod kısmından hemen göstereyim. Eğitim yazan gördüğünüz eğitim yazan kısma tıklıyorum ve eğlence parkına giriyorum. Burada eğitim sahamız var. Hemen burada nelerimiz eksik nelerimiz tam bunları görelim oyunumuz açılsın. Şu anda oyunumuzun açılmasını yüklenmesini bekliyoruz. Eğitim sahasına girdikten sonra sizlerle tekrardan birlikte olalım. Gördüğünüz gibi şu anda eğitim sahamıza girdim. Arkadaşlar öncelikle yapmanız gerekenler Hemen şöyle bir gideyim bakayım Bakın space basıyorum zıplamıyor Z basıyorum eğilmiyor Silah alalım Sağ tık basıyorum dürbün de açmıyor arkadaşlar Hiçbir şey şu anda çalışmıyor Bu tuş atamalarının bozukluğundan kaynaklanıyor Ateş etmemiz şu anda çalışıyor F tuşumuz da çalışıyor Bunlar güzel sıkıntı yok Peki diğer zıplama eğilme vesaire Bakın space'e basıyorum dürbün açıyor şu anda gördüğünüz gibi bozukluk var. Space'e bastığımda dürbün açılıyor. Sağ tık bastığımda ise hiçbir şey meydana gelmiyor. Hemen bunları nasıl düzelteceğimizi size anlatayım arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar CTRL'e basıp yukarıda ayarlar sekmesinde gördüğünüz gibi kontroller var. Ve buradan özelleştire tıklıyoruz. Hemen bir sıfırlayayım. Sizde ayarlar bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu ayarları nasıl yapmalısınız? Hemen öncelikle ayarlarımızdan başlayalım şu Q ve E ile yana yatmalarımızı şu şekilde bu boş kısma alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diğer zıplama, yatma, oturma, mermi değiştirme diğer kısımlarımız duruyor. Arkadaşlar hemen asıl sorunumuzun kaynağına geliyorum. Buradan tuş atama kısmını siz görüyorsunuz. Bu tuş atama kısmına bir kez tıklıyorum ve bana bu şekilde bir ekran geliyor arkadaşlar. Öncelikle bu ekranda neler yapmam gerekiyor? Gördüğünüz gibi bütün atamalar burada. Ee, şu şekilde arkadaşlar ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde bir ekranımız var. Bunu peki ne yapmam gerekiyor? Bakın burada normal 720p var. Gördüğünüz gibi şu anda tuş atamalarım çokça azaldı. Bunu önermiyorum. Zaten bunu yapmayın. Smart 720p de kullanabilirsiniz Smart 2K'da da kullanabilirsiniz Fakat ben size Smart 1080p'yi öneriyorum Ve şimdi Smart 1080p'de Bu ayarları nasıl düzelteceğiz onu Hemen göstereyim Boşluk yazan kısmı gördüğünüz gibi zıplamanın Üstüne getiriyorum arkadaşlar Bu Z gördüğünüz gibi Eğilmenin hemen üstüne getiriyorum Fakat bunları birer kez silmemiz Gerekiyor arkadaşlar sağ tık zaten dürbünün Üstünde silip tekrar tıklayıp Buraya Z diyorum bunu silip tekrar tıklayıp oturmanın üstüne C diyorum. Ve bunu silip mermi değiştirmenin üstüne tekrardan C diyorum arkadaşlar. Shift'i falan edilemiyoruz. Shift gördüğünüz gibi burada zaten hold shift to run dediğimizde ne yaparsanız yapın shift'e bastığınızda koşacaktır. Dediğim gibi arkadaşlar Q, E ile eğilmeyi yanlara eğilmeyi bu kısmı almıştık. Hemen E ile Q'yu bu şekilde üstüne getiriyorum. Ve arkadaşlar şu anda yapmamız gereken tek şey bu fare ile yakınlaştır. Bunları silmek arkadaşlar. Hiçbir işimize yaramayacak bunlar bizim. Ve gördüğünüz gibi silah seçimlerimiz 1 2 basınca şu şekilde silah seçimlerinin üstüne getirelim. Buraya tekrardan silip 1 yapıyorum. Bunu da tekrardan silip 2 yapıyorum ve 1 2 silah arası, e, aralığında geçiş yapabileceğim. Hemen kaydedelim. Bakalım ayarlarımız olmuş mu? Kaydede tıklıyorum. Burayı da kaydet ve çık diyorum arkadaşlar. Space ile evet zıplıyorum. Z basacağım. Z ile eğilmiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen ne yapmamız gerekiyor? Z'yi tam olarak şunun üstüne getirmem gerekiyor. Öncelikle şunu silip tekrardan yapmak istiyorum. Şu şekilde hemen C ile eğilebiliyoruz. Fakat Z ile tekrardan eğilemiyoruz. O zaman arkadaşlar şöyle yapın. Yumuşak G'yi alın. Kaydet. Yumuşak G'ye bastığınızda gördüğünüzde eğiliyor. Ve üstünde de yumuşak G yazısı çıktı zaten. Şimdi bunu Z'ye Z olarak değiştirirsem Z'ye alırsam sorunum hallolacak. Ve gördüğünüz gibi Z'ye basınca da artık eğilebiliyorum. Şimdi mermi değiştirme arkadaşlar. Şuradan bir silah alayım mermilerini de alayım. Hemen silah bol bol mermisini de alalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi silah geçişleri arasında da geçiş sağlanmıyor. Hemen onu da nasıl yapacağımızı söyleyeyim. Bunu mesela tekrar yumuşak g'ye aldım. Yumuşak g'ye tıkladığımda ve ikinci silaha geçti. Bunu sonradan tıklayıp tekrardan 2 olarak değiştirince 2'ye bastığımda bu silahı gördüğünüz gibi alıyor. Aynısını diğeri için de geçerli yapabiliriz. Şu şekilde yumuşak g kaydet. Hemen yumuşak g'ye birinci silaha geçtim. Ayarlar biraz uzun sürüyor arkadaşlar ama gerçekten yaptığınıza değiyor. Oyununuzu rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Hemen mermi değişmemizi de aynı şekilde yapalım. Mesela biraz sıkalım 2'ye geçip. Sık. R tuşu ile mermi değişiyorum. Yani yumuşak G. Tekrardan klavye tuşuma geliyorum ve bunu R'ye değiştiriyorum. Sıktığımda R ile gördüğünüz gibi mermi değişebiliyorum. EQ'yu da aynı şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Bakın EQ'm da çalışmıyor. Yumuşak G'ye atadım. Yumuşak G ile hemen şu anda yapamadık pardon. Dediğim gibi önce siliyorsunuz tıklıyorsunuz yumuşak G'yi atıyorsunuz kaydet. Ve yumuşak G ile gördüğünüz gibi eğilebiliyorum. Bunu şimdi E'ye tekrardan atayabilirim arkadaşlar. Şu şekilde E'ye atayayım. Bunu da silip tekrardan yumuşak G'ye atıyorum. Kaydet. Yumuşak G ile sola kaydım. Buradan hemen gelip Q ile değiştiriyorum. Ve Q, E, Sağ tıkla dürbün açma tamam. C ile oturma tamam. Z ile yatma tamam. R ile mermi değişme. 1-2 silah geçişleri tamam. Her şeyimiz gördüğünüz gibi şu anda tamam oldu arkadaşlar. Ayarlarımız şu an savaşmak için oyun oynamak için gayet uygun ayarlar. Gördüğünüz gibi karşıma çıktı tarıyorum. Eğiliyorum veya yatıyorum pardon. Mermi değiştiriyorum. Yani şu anda yapabileceğim her şeyi yapabiliyorum Bu şekilde sizde ayarlarınızı düzeltebilirsiniz eğer ayarlarınız çalışmıyorsa Space'e basıyorum dürbün açıyor Ateş ediyorum zıplıyor Sağ tıklıyorum farklı bir yer açılıyor bu gibi sorunlarınız varsa Dediğim gibi Bu şekilde videomu sonuna kadar izleyip siz de benim yaptığım ayarları yaparsanız Sorunlarınız kökten tamamen çözülecektir Anlatmam gereken herhalde farklı bir şey kalmadı Şu şekilde tuş atamaları yapabiliyorsunuz. İstediğiniz tuşu istediğiniz şekilde atayabilirsiniz Yani ben Z'ye atadım diye siz de Z'ye atacak değilsiniz. Gelip buradan bunu X'e atayabilirsiniz. Atıyorum bunu C'ye atıya pardon zaten C'de. Bunu Q'ya atayabilirsiniz. Her türlü şeyi kendiniz yapabilirsiniz. Son ayarlardan göstermek istediğim tek şey özelleştire tıklıyorum. Buradan arkadaşlar illa benim yaptığım gibi yapmanıza gerek yok oturma kısmını buraya alabilirsiniz. Yoksa yok ben burada kullanacağım diyorsanız tekrar burada durabilir. Bu tamamen size kalmış bir şey. Buradan kaydedip çıktığınız zaman ayarlarınız kaydedecek. Ben yaptığımı şu anda kaydetmiyorum. Çünkü şu anda tüm ayarlarımı halletmiş durumdayım. Bakıyorum hiçbir sıkıntım yok. Şöyle bir nişan alacak yerde olsun. Ateş edelim bir yerleri. Tamamen düzgün çalışıyor. Arkadaşlar benim videom buraya kadardı. Sizlere PUBG Mobile'da tuş atamaları sıkıntısı çekmemeniz için bazı şeyler gösterdim. Ee, eğer yardımcı olabildiysem, bu video işinize yaradıysa, emeklerimin karşılığı olarak bana bir abone olup like atarsanız çok memnun olurum. Sizleri seviyorum. Lütfen abone olmadan geçmeyelim. Canlı yayınlarımız oluyor, PUBG canlı yayınlarımız. Arkadaşlar her gün artık